In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah her şey yolundadır. Her şey gönlünüzce olmasını diliyorum. Bugün İngilizce mantık derslerimize devam edeceğiz. Programda bir değişiklik yaptım. Arapça okumuş olduğumuz mantık dersleriyle uyumunu da dikkate alarak bir de Feryal Hanım'ın İsa Gocu ile ilgili yazmış olduğu doktora tezindeki tarihçe biraz vaktimizi alacak, uzun gidecek gibi duruyordu. Tarihçeyi her halükarda her şekilde okuyabilmek imkanını da biraz düşünerek bugün doğrudan İsa Gocu tercümesini sizinle paylaşacağım. Bu tercüme son derece önemli. Şeyh Hamza Yusuf olarak Amerika'da meşhur olan ve aynı zamanda felsefe derslerine, mantık derslerine, ulum-i İslamiye derslerine giren çok değerli bir ismin tahkik ettiği ve üzerinde efendim çalışmalar yaptığı bir tercüme ve şerh metnini okuyacağız. Böylece bizim gelenekte alışık olduğumuz metin ve şer durumunu burada İsa Gocu üzerinden İngilizce yapılmış kısa uzun olmayan kısa bir şerhi birlikte okuyacağız. Bu amacım bir taraftan okuyacağımız az sonra ana metinde göreceksiniz. Arapçasının oluşu, altında İngilizce tercümesinin bulunuşu, hemen altında da dipnotlar kısmında da müellifin şerh olarak bize çok önemli, son derece hayati bilgiler veriyor olması bu okuyacağımız metni önemli kılıyor. Dolayısıyla bundan sonra sizden istirhamım bu İngilizce derslerle birlikte yine zaten Arapça muhtemelen mantık derslerimizi izliyorsunuzdur. Birlikte izlemek zaten o konuların hepsini İsa Gocu içinde de yeniden ele alacağız. Ve böylece birbirini pekiştirmiş olacak. Ama daha da önemlisi bu dersimizi önemli kılan Arapça mantığa ilişkin kalıp ifadelerin İngilizce'de hangi sözcükler ve kavramlarla karşılandığını görmek, bunları öğrenmek ve bunları mümkünse hafızamızda tutmak son derece önem arz ediyor. Şimdi ekranımızı paylaşalım ve bu önemli efendim hususu bizzat doğrudan metnin kendisinden görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Introduction to Logic. Gördüğünüz gibi mantığa bir giriş olarak bu husus ele alınmış. Uzun bir mantık çalışması bu. Onun girişi olarak da bizim klasik efendim İsa Gocu metnini burada ne yapıyor? Bize veriyor. Bu Arapça, ben de derslerimize İngilizce girerken in the name of Allah, the beneficent, the merciful şeklinde telaffuz ettiğim İngilizce besmelenin hemen daha konunun başında bu safhada müsaade ederseniz şunu işaretleyelim. Bunu da ezberlemenizi, pardon, bu hepsini işaretledi. Evet, bunu da sileyim. Şu ifadeyi besmelenin ezberlerseniz iyi olur. İngilizce bir besmele söylemeniz gerektiğinde isterseniz bunu, yani genel olarak yazılı metinlerde yaygın olan budur. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. Bu işte anlamlarını söylememize gerek yok. Bu Rahman, bu da Rahim. Her ikisi de şefkat ve merhametle ilgili sözcükler İngilizce'de kökenleri itibariyle. Dolayısıyla in the name of Allah, the most merciful, the most compassionate ya da in the name of Allah, the beneficent, the merciful. Bu beneficent, merciful, beneficent kullanıyorum ben. Ağzım alışmış çok yıllar öncesinden.
Bunu da söyleyebiliriz. The most merciful, the most compassionate. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz üzere ekranda değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, Arapça İsagoğlu metnini verecek müellif bize bunun hemen altında burada gördüğünüz gibi şu kısımda bunun tercümesini verecek. Şu çizginin altında ise birazdan inşallah okuyacağız. Burada da bize yukarıdaki ifadelerle ilgili ihtiyaç duyduğu açıklamaları ve şerhleri verecek. Şimdi biz buradan hareket ederek inşallah konumuzu işlemeye başlayalım. Önce Arapça metni okuyalım. Çünkü bu da son derece önemli. İngilizcesini Arapça metinle ilişkilendirmek ve onların bağlantılarını kurmamız bakımından da önem arz ediyor. Ben bu bağlantılar çok fazla renk bakımından efendim görüntüyü bozmasın diye daha açık bir renkle bu bağlantıları kurayım müsaadenizle İngilizcesi üzerinden de. Önce Arapçasını okuyalım. Kale Şeyh el İmam Afdalul Mutaahhirin. Burada şu müteahhirin sözcüğü önemli. Biliyorsunuz Müslüman ulemayı biz efendim Hicri 6. asra kadar ki işte İmam Gazali'nin yaşadığı dönem. İmam Gazali köşede duruyor diyelim. Mütekaddiminle müteahhirinin köşesinde duran bir isimdir. Ebheri de zaten 7. asır olduğu için daha önce de işte okuduğumuz İngilizce metinlerde gördük. Fahrettin Razi'nin öğrencisi olması hasebiyle. Yani 7. asır olunca müteahhirine giriyor. Müteahhirin olarak mütalaa ediyoruz. Peki bundan önceki ulemaya yani ilk 5 asrın ulemasına da mütekaddimin deniyor biliyorsunuz. Mütekaddimun. Mütekaddimun öne geçenler demektir. Takaddüm öne geçmektir. Mütekaddimun önde gelenler demektir. Mutaahhirin de onları mütakiben gelenler, ondan sonra gelenlerdir. Mütaahhirindir. İşte bu değerli bilim insanı El İmam Efdal, değerli imam, değerli bilim insanı Kudvetül Hukema Errasihin. Burada kudve örnek anlamındadır. Değerli arkadaşlar, rasihin de yeterlilik, yetkinliktir. Rusuhtur, yetkinlik. Ayette de geçiyor ya, ve rasihune fil ilim. Rasihune fil ilim, rasih kelimesi yeterlik ve yetkinliktir. Yani bir anlamda uzmanlıktır. Konunun uzmanı olanlar, konuya vakıf olanlar demektir. İşte bu hükema da biliyorsunuz filozoflar anlamında kullanılıyoruz. Yetkin filozofların alanında yeterlilik sahibi, yeterliliğe erişmiş filozofların örnek şahsiyetlerinden ve müteahhirin ülemasından pardon biri olarak. Burada şeyh de yine bizim günlük Arapçamızda, modern Arapçada profesör de demek aynı zamanda otorite demektir. Bir şeyin uzmanına, otoritesine şeyh de denir. Kim bu? El İmam El Afdal. Bakın bundan bedel olarak Esirü Din El Ebheri. Asıl efendim müellifimizin adı bu. Esirü Din El Ebheri. Esirü Din El Ebheri müteahhirinin önde gelen filozoflarından mühim bir sima ve örnek olarak bu okuyacağımız metnin sahibidir. Tayyaballahu serahu, Allah onun yattığı yeri nur eylesin efendim demektir. Türkçe'de buna toprağı bol olsun falan deniyor. Tayyaballahu serahu, Allah onun makamını hoş eylesin, güzel eylesin diye de tercüme edebiliriz. Devamında da ve cealel cennete mesvahu. Mesva karar kılınan yer, oturulan, ikamet edilen yer demektir. Aşağıda İngilizcelerle de irtibatlarını kuracağım. Dolayısıyla Allah onun son durağını, mesvasını, ebedi ikamet edeceği yeri el cennete cennet eylesin. Yani makamı cennet, kabri pür nur olsun demektir. Türkçe tayyaballahu ferahu kabri pür nur olsun.
وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ makamı cennet olsun demektir. Basit bir Türkçe ile söyleyecek olursak Arapçasının karşılığı budur. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Besmele'yi çekti. Diyor ki ardından Nahmedullah'a Allah'a hamd ediyoruz. Ala tevfikihi. Bu önemli bir ifadedir. Hatta daha geniş efendim biz öğrencilerimizle İshak Hoca şerhleri okuduğumuzda bu sözcüklerin üzerinde müelliflerin sayfalarca durduğunu, kelami problemlere değindiklerini görüyoruz. Burada o değil, sadece tercümelerini göreceğiz. Allah'a hamd ediyoruz. Bizi muvaffak kıldığı için tevfik, muvaffak kılmak. Bizde efendim hidayete tarikihi, kendisine giden yola yüründüğünde bizi Allah'a ulaştıracak olan yola girmemize ve o yolda yürümemizi mümkün kıldığı, bizi buna muvaffak kıldığı için ala tevfikihi hidayete tarikihi. Evet, bizi Cenab-ı Hak sırat-ı müstakime iman ehli olmamıza muvaffak kıldığı için bu tabii ki Fahrettin Razi'nin bir öğrencisi olarak oralara girmek istemiyorum ama Eş'ari geleneğin önemli isimlerindendir. Bu tam bir Eş'ari itikadın aynı zamanda hamde yansımasıdır. Eş'ari itikadın hamde yansımasıdır. Bunu kelam derslerimizde inşallah ayrıca daha detaylı göreceğiz. Yani kelam dersi derken o klasik kelam metinlerini okuduğumuzda. Evet. وَنَسْأَلُهُ هِدَايَةَ طَر۪يقِهِ Allah'a bizi sırat-ı müstakime hidayet ettiği için hamd ediyoruz ve ondan da bizi kendisine ulaştıracak yolu talep ediyoruz. وَنُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salat selam ediyoruz. وَعَلَى اِطْرَتِهِ اِطْرَ yani aşağıda da göreceğiz. Aile, ehli, yakınları, akraba, talukatı, ailesi, family diye çevirecek zaten. Ecmain cümlemizi, hepimizi inşallah diye bağlamış. Emma Ba'd. Bu Emma Ba'd önemli. Daha önce de sanıyorum bazı okumalarımızda üzerinde durmuş olabiliriz. Bizim klasik geleneğimizde gerek sözlü anlatımda, gerekse yazılı anlatımda değerli arkadaşlar, konunun girişinde besmele, hamdele, salvele diyoruz buna. Besmele çekmek, Allah'a hamd etmek, Resul'e salatu selam getirmek. Bu bizim Müslüman geleneğin ister konuşmaya başlayalım, ister bir şey yazmaya başlayalım, vacip gibi gördüğümüz, kaçınılmaz olarak riayet ettiğimiz bir unsurdur. Bu besmele çekmek, Allah'a hamd edip Resulüne salatü selam okumaktan sonra asıl konuya geçişte bağlantı cümle, bağlantı sözcük emma ba'd'dır. Buna faslul hitap da denir. Faslul hitap sözcüğü, onu da yazalım şuraya sevgili arkadaşlar. Şu faslul hitap. Bu bir taraftan konuşmayı ayırt etmek demektir. Ayrıştırmak yani Besmele, Hamdele, Salvele bitti. Şimdi asıl konuya geçiyoruz. Emma ba'd. Yani dikkat edin. Şimdi konuya geliyorum demektir. Fahâzihi risâletün. İşte bu risale. Okuyacağımız risale. Neden risale? Çünkü çok geniş değil. 15 sayfalık bir şey. Dolayısıyla bu küçük kitapçık, risale kitapçık demektir. Neye dair? Fil mantık. Mantığa dair bu küçük risale ki Evretna fiha buha Risale-i Eracı. Bu risalede biz ortaya koyduk. Bu risalede üzerinde durduk. Ma o şeyin üzerinde durduk. Bunu ele aldık ki bu şey yecibu istihzaruha bunu elde etmek, bu şeyi iktisap etmek, kazanmak ön bilgi olarak istihzar sözcüğü bir ön hazırlık olarak buna sahip olmak, bunu bilmek gereklidir. Kim için? Limen yettedi'u fi şeyin minel ulum. Dikkatiniz. Bu çok önemli. Kim için? Herhangi bir kimse için. Bu kişi başlıyor. Fi şeyin minel ulum. İslami ilimlerden herhangi birini
Efendim tahsile başlayacak. Tefsir olur, hadis olur, kelam olur, fıkıh olur, aklınız tasavvuf olur, hangisi olursa olsun. İslami ilimlerden birini tahsil etmeye başlayacaksa böyle bir kimsenin öncelikli olarak istihdaruhu sahip olması zorunlu olan şeyleri ele aldık. Yani biz bu risalede öyle konuları ele aldık ki bu konular ön bilgilerdir. Bunlar olmadan bir tefsir tahsil etmek, bunlar olmadan hadis ilmi tahsil etmek, bunlar olmadan fıkıh, bunlar olmadan kelam, bunlar olmadan tasavvuf tahsil edemezsiniz demektir. Keza tarihi siyeri de katalım, Magazi. Bunları tahsil edemezsiniz. Eksik olur, zemini olmaz. Bu ana bir zemindir. Ulumu İslamiye'ye başlayacak bir kimse için diyor. Yecibu istihdaruha temini elde edilmesi zorunlu olan bir bilgiyi burada toparladık. Bunu yaparken de müstaînen billah, Allah'a sığındık. Cenab-ı Hakk'a güvendik, ona sığındık. Neden müstaînen billah? Çünkü innehu, o Cenab-ı Hak, mufidul hayr vel cud. O hayrı ve bereketi, lütfu, cud, cömertlik lütuftur. Lütfu çok olan, sınırsız olandır. Mufid, efada yufidu, bir şeyin coşkun bir biçimde çağlayan gibi artması, çoğalması anlamına da gelir ki önemli seçilmiş bir sözcüktür. Zaten ben kısmet olursa bu İshak Hoca metnini okurken bu metnin ne kadar rafine, ne kadar üzerinde çalışılmış ve adeta hiç sözcük israfı yapılmamış bir metin okuyacağız. Çok harika bir metin. Ne bir fazlası var, ne eksiği var. Ya şuraya da şöyle neredeyse diyemeyeceğimiz kadar çok harika, rafine bir metin okuyacağız. Şimdi bu okumuş olduğumuz Arapça metinden sonra müsaadenizle şimdi artık bu aynı okuduğumuz metnin İngilizce tercümesine geçiyoruz. Şimdi bu çok önemli bir şey. Zira bu işin ehli, uzmanı birisi bu Arapça metnin İngilizce'deki karşılığını bize veriyor. Bu son derece önemli bir husus. Dolayısıyla inşallah bu dersleri bundan sonra çok daha severek izleyeceğinizi ve takip edeceğinizi umut ediyorum. Daha öncekilerini de öyle takip ettiğinizi biliyorum. Ama bu artık daha tam konuya girmiş olduk ve İshak Hoca'yı okuyoruz artık İngilizce ve Arapçasıyla. Ve Şeyh İmam Asîr ed-Dîn el-Ebhari, The Best of Leader Scholars. Şimdi bunları hem vurgulayalım hem de yukarısıyla işaretleyelim. Bu son derece önemli. Kiminle bakın? El-Mutahhirun. Şu kısmı biraz silelim. Vurgularda bu tabii. Neyse. Mütahhirin. Evet. Leader Scholars. Mütahhirin sözcüğünü eğer biz İngilizce olarak bir yerde kullanacaksak neymiş? Karşılığı Leader Scholars. Niye Leader Scholars? Sonraki ulema demek. Scholars, Scholars, ulema demek. Sonraki ulema, sonra gelen ulema. Evet. Best, bakın. En yetkin, en rasık dedik ya, ona da gelecek şimdi. En yetkin, en yeterli ehil müteahhirin ulemadan ve exemplar, bakın exemplar, exemplar, kudve, kudve, exemplar, bir örnek kimden? Of firmly rooted. İşte şimdi bunu vurgulamam gerek müsaadenizle. Şu ifadeyi vurgulamamız gerekiyor. Evet. Kiminle vurguluyoruz? Rasihinle. Firmly rooted. Oldukça kökeni, temeli sağlam. Yani yetkin, yetke, rasih kimse. Logicians. Bu kema burada logicians da karşılamış. Philosophers da diyebilirdi.
Kema burada konu mantıkçılar olduğu için mantıkçıların, yetkin mantıkçıların, firmly rooted logicians, evet, yetkin, ehliyetli efendim mantıkçıların kudvesi, yani exemplar, örneği, örnek bir şahsiyeti olarak en önemli isimlerinden birisidir. Parantez içine almış, efendim, bu şu dua kısmını parantez içine almış. Onu şöyle başka bir renkle gösterelim, İngilizcesini daha iyi görmeniz açısından. Şu Tayyiballahu'dan şuraya kadar olan kısmını paranteze almış. Ve İngilizce'de talep ve dua sözcükleri böyle yapılır. May Allah, may sözcüğü öne getirilir. Dua ve talep ifadelerini böyle kullanıyoruz. May Allah make his resting place. Bakın, resting place. Şu ifade tayyiballahu ferahu demektir. Rest in peace der. İngilizler birisine efendim vefat ettiğini duyduğu zaman rest in place der. Place der. Efendim huzur içinde yatsın demektir. Huzurla efendim kabir hayatı geçsin demektir. Onun Allah kabrini huzurlu kılsın. Onun yatacağı yeri onun için bir resting yapsın. Yani bir dinlenme, bir huzur hali yapsın. Ve pleasant, cennet yapsın. Bakın, pleasant, hoşnutluk. Yani kabir alemini tayyebe. Pleasant, tayyebe demektir. Hoşnut olacağı, dinleneceği, huzur bulacağı bir yer yapsın. Make, ceale manasındadır. Bu make'lere yazalım ceale. Arapçadaki ceale diyor ya, işte bakın şu ceale. Yapsın paradise, cennet, el cennete, paradise, cennet yapsın. His about da meskun mahal, yer, ikamet yeri demek. Yani el mesvahu, şu mesva kelimesi. About, mesva. Yani karar kılacağı yeri, nihai ebedi yurdu, daha Türkçesiyle ne olsun? Cennet olsun. Cennet olsun. Şimdi arkasından bu parantezi kapatıyor. Besmele'ye geçecek. States. Esirüttün el ebheri. Şimdi subjectimiz bu. Bunların hepsi ara cümleydi. Şu states verbimizin öznesi, subjectimiz bu. Şeyh Esirüddin el-Ebheri şöyle diyerek risalesine başlıyor. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate diye başlıyor. Bundan sonrası artık efendim nedir? Ebheri'nin yukarıda okumuş olduğumuz Arapça metninde Besmele-i Şerifi ile başladığı şu cümle. Compassionate'a kadar. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. Şuraya kadar. Şimdi ala tevfikihi'den sonrasına devam ediyoruz. Ala tevfikihi. We praise Allah, nahmedullah demektir. Allah'a hamd ediyoruz. Bu büyük parantez içinde olan şeyi farklı bir renkle müsaadenizle vurgulayalım. Bu son derece önemli. Bunu her gördüğümüzde most high, most high, Allah most high, Allah most high, Allah most high. Türkçede de böyle kullanıyoruz ya. Allah Celle Celaluhu demektir. Most high, en yüce demektir. Celle Celaluhu manasında kullanıyoruz. We praise Allah most high. We praise Allah most high. Allah Celle Celaluhu'ya hamd ediyoruz. Neden? For. Bakın. Allahu Teala'ya hamd ediyoruz. Neden? For his Bunun rengini de değiştireyim müsaadenizle. Daha görünür bir renk olsun. Allah'a neden hamd ediyoruz? For his enablement of us. Bakın, bu enable sözcüğü de son derece önemli, tuyla da kullanılır. Worship him. Bakın, bu ala tevfikihinin karşılığı şu. Nahmedullah'a ala tevfikihi. We praise Allah
Allah'a hamd ediyoruz. Neden? For his enablement of us, bizi muvaffak kıldığı için. Enable bir şeye muvaffak olmak, güç getirmektir. Tevfik yani. His enablement of us, bizi muvaffak kıldığı için. Neye? To worship him, kendisine kul olmaya. Worship him, Allah'a kulluk etmeye. Allah'ın kulu olmaya bizi muvaffak kıldığı için Allah'a hamd ediyoruz. We praise Allah Most High for his enablement of us to worship him. Kendisine ibadete bizi muvaffak kıldığı için ona hamd ediyoruz. And we ask ve ondan diliyoruz. Ve nes'eluhu, bakın. Ve nes'eluhu, ondan diliyoruz. Him, nes'eluhu, ondan diliyoruz. Ne diliyoruz ondan? Hidayete tarikihi, bakın. Neymiş? Neyi diliyormuşuz? For guidance of his path, tarikihi. Yol, bu his path, tarikihi, yani bir mana sırat-ı müstakim. Daha sonraki metinlerde strength path dediğimiz güçlü, kuvvetli, sağlam yol anlamında sırat-ı müstakim dediğimiz. Sırat-ı müstakime bize ne yapsın? Hidaye, yol göstermek, rehber olmak, guidance'dır. Hidaye bir mana in English, guidance. Bize kendisine giden yola rehberlik yaptığından dolayı ona ne yapıyoruz? Hamd ediyoruz. Pardon, hamd ediyoruz ve ondan bizi bu yola koymasına, bizim ona giden yola efendim girmemizi hidayet etmesi, yani bize bu konuda rehber olması, yol gösterici olmasını için ondan talepte bulunuyoruz. We send blessing upon our master. Bakın, our master meaning seyyiduna demektir. Yani efendimiz. Our master efendimiz. Bu çok kullanıyoruz ya. Muhammed our master. Master usta, üstad falan da anlamına gelen ama burada efendimiz anlamına kullanıyoruz. Yani peygamber efendimiz. Peygamber efendimiz. Genellikle şunu müsaadenizle yazmak istiyorum değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Bunu öğrenelim. Peace be upon him. Peace be upon him. Sallallahu aleyhi ve sellem demektir. Yani selam, selamet, huzur, barış ona olsun. Peace be upon him. Onun için konuşurken mesela İngilizce bir yerde konuştuğumuzda Muhammed peace be upon him diyoruz hemen ardından. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem our master efendimiz Muhammed our master peace be upon him. Zaten şu sallallahu aleyhi ve sellemin kısaltılması peace sallallahu aleyhi ve sellem peace be upon him. Bakın upon, yine bakın upon. Onun üzerine olsun salatü selam ve his family, ailesinin üzerine, yani ıtreti, bakın family ailesine. Peki bu ailesinden kimler kastediliyor? Bakın burayı da vurgulayalım müsaadenizle. Companions, ashabı, sahabe demek companion. Companions çoğul olarak ashabı. And followers, sonra ashabından sonra gelen ümmetleri. Bizler ecmain yani. All of them. All of them. Yani ecmain. Burada ecmain var. Burada da onu da vurgulayalım. All of them. Ecmain. Hepsi. Şimdi daha düzgün söyleyelim. We send blessing upon. Blessing upon. Mesela aksıran birine de böyle deriz. God bless you deriz. Aksırdı mı birisi? God bless you. Çok yaşayın. Allah size rahmet etsin. Allah size, sizi kutsasın. Hani İngilizce'de, Batı dillerinde kutsama meselesi şey ya. Allah seni kutsasın. Yani sana lütfuyla muamele etsin. Sana ikramda, izzette bulunsun anlamında efendim söylenilen bir husus bu. Dolayısıyla şimdi gördüğünüz üzere biz diyor gönderiyoruz. We send blessing upon, biz Resulullah'a
Allah'ın onu kutsamasını, onu hoşnut etmesini, talebimizi gönderiyoruz. Yani salatü selam ediyoruz demektir. We send blessing upon our master Muhammed, peace be upon him and upon his family, companions and followers, ashabı ve ondan sonra gelenlerin, all of them, all of us da diyelim buraya biz, ekleyelim. All of them, all of us. All of them and us diyebiliriz. Onların ve bizim hepimizin üzerine olsun diye ekleyebiliriz. Ecmain de zaten hepimizi katmaktır. Şimdi son derece önemli olarak emma ba'd diye bakın. Burada Arapçası üzerinde durmuştuk ve bu son derece önemli bir husustur demiştik. Neden? Besmele'den, Hamdele'den ve Salvele'den sonra, Besmele, Hamdele ve Salvele'den sonra asıl konuya geçerken emma ba'd'la geçilir. Emma ba'd geçilir. İşte şimdi emma ba'd'ın efendim İngilizcesini işaretleyelim. Evet. To proceed, bir şeyi öncelemektir, öne koymaktır, öne almaktır ve dolayısıyla başından başlamaktır. Bir şeye başlamaktır. Bir şeyi efendim öne koyarak ondan hareket etmektir. Dolayısıyla to proceed, its meaning in Arabic, emma ba'd. Yani biz bir giriş yaptık. Ne yaptık? Besmele çektik, hamd ettik, Resul'e salat selam getirdik. Şimdi nereye geldik? To proceed. Asıl konunun başına geldik. İşte asıl konunun başına geldiğimizde ve bu konuya başlamak istediğimizde Arap geleneğinde, sözlü ve yazılı gelenekte cari olan ifade emma ba'd'dır. Hutbelerde falan da böyle yapıyoruz ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem emma ba'd diyoruz. Değil mi? Böyle yapıyoruz. İşte emma ba'd biz hazihi bakın biz o halde madem ki konuya geldik then this then genelde bu ifadeler yazılı metinlerde çok kullanılır. Genelde konuşma metinlerde burada then vurgusu telaffuzlarda biraz zorluk yani telaffuz derken sözlü anlatımda biraz zorluk ifade ettiği için çok konuşma dilinde kullanılmaz. Ama böyle yazılı ifadelerde o halde madem konuya geldik this zaten bakın iki virgül arasına alınmış. Bunu atlayalım. This is a three ties. Bakın. Şimdi fehazihi risaletun. This is a three ties. Bu bir three ties İngilizce'de işte kısa çalışmalar, ödevler, makaleler, tezler bunlara three ties denir. Ve kullanım alanı çok yaygın bir sözcüktür. This is a three ties. Bu bir risaleciktir. Bu bir kitapçıktır. Neye dair? In. Biliyorsunuz İngilizce'de bu tür bir isimden sonra in geldiğinde ya da başka bir preposition geldiğinde yani bir edat Arapçasıyla bir harfi cer geldiğinde bunlar her zaman bizim İngilizce gramerde çok üstünde durduğumuz bir konu bu. Adjective clause dediğimiz bir kısaltma vardır. Yani which demektir burada. Which is in demektir. In the science of logic. Bakın science of'u eklemiş oraya. In logic, mantığa dairdir. Fil mantık. Fahazihi risaletun fil mantık. İngilizce söyleyelim. This is a treatise in logic or in the science of logic. Bu risale mantığa dair bir risaledir demiş olduk. We have placed, bakın, we have placed. Evretna fiha demektir. Evretna. Yani biz bu risalede yer verdik. Placed.
bu risalede yer verdik. Neye yer verdik? There in all of which must be immediately accessible in one's mind for one who begins to study any of the religious sciences. Arapçasını okurken de tercümesinden hatırınızda kaldığı gibi biz bu risalede yer verdik ve bu risale içinde ele aldık. Derin bu risalenin içerisinde yer verdik, ele aldık. Ele aldık. Neyi? Her mevzuyu. All of which. Bakın. Tüm mevzuları. Nasıl mevzu bunlar? Must be immediately accessible. Öncelikli olarak elde edilmesi gereken, elde edilmesi must bir mana yeci bu bakın. Must gerekir. Ne gerekir? İstihzaruha. Öncelikli olarak kaçınılmaksızın elde edilmesi, sahip olunması gereken şeyleri. Be immediately, bakın, be immediately accessible. Öncelikli olarak elde edilmesi gereken hususların tamamını ele aldık. Bu hususları bir bütün olarak ele aldık. Peki nerede, kime dair bunları ele aldık? Once bir kimse ki who, bir kimse ki ellezi, huve limen, bakın limen çoğul kimse için ele aldık ki bunu once. Mind bu kimse aklında bunu tutmalı, istihzaruha aklında tutmalı bunları. O kimsenin aklında bulunmalı, öğrenmeli. İstihzar dedik ya, bu kimse mutlaka bunlara sahip olmalı. Öncelikli olarak bunları bilmelidir. One's mind, his mind, hatırda tutmak, belleğinde tutmak, aklında tutmaktır. Kim için bunlar, bu hazırlanan şeyler, akılda tutulması istenilen şeyler? For one, o kimse için ki, who, bu kimse begins, başlıyor. To study, öğrenmeye başlıyor. Neyi? Any of the religious sciences. Bakın, religious sciences, dini ilimleri, ulumu diniye. Ulumu diniye. Bakın, minel ulum. El ulum, manahu el ulum ed diniye. Yani el ulumul İslamiye. Ulumu diniyeyi, religious sciences, dini ilimleri öğrenmeye başlayacak herhangi bir kimsenin, yine herhangi bir ilim dalını, ister bunların hepsini öğrensin, isterse içinden herhangi birini öğrensin. Bunu öğrenmek isteyen ve bunu öğrenmeye başlayacak olan bir ilim talibinin mutlaka bilmesi gereken, mutlaka bilmesini istediğimiz all of which, her mevzuyu burada ne yaptık? Bu kısa küçük risalede, yani treatise içinde okuyucuya sunduk. We do so while seeking help from Allah. Bakın burayı vurgulayalım isterseniz. Burada önemli bir husus vardı, ona dikkatinizi çekeceğim. We do so while seeking help from Allah Most High. For verily He is the giver of goodness and generous gifts. Evet. Biz diyor bu risalede bu önemli hususları bir araya getirip toplarken we do so while seeking help from Allah. Bunu Allahu Teala'nın, Yüce Mevla'nın yardımını, help, istiyane, müstein, help, yardımını isteyerek, talep ederek, onun yardımını arzulayarak, arayarak, onun yardımına muhtaç olduğumuzu
ifade ederek Most High Celle Celaluhu. Çünkü for verily çok önemli. Bunu özellikle öğrenmenizi, aklınızda tutmanızı istiyorum. İnnehu. Bu ayetlerin, hadislerin ve diğer dini metinlerin tercümesinde de çok önemli. Verily. Bu verily sözcüğü innehu, tahkik, gerçekten, aslında, hakikaten demektir. Çünkü gerçekten he, Allah, is the giver of goodness. Goodness her zaman hayır, hayırlı olan demek. Hayır deyince yanlış anlaşılmasın. Hayırlı şeyler, hayır el hayru hayır anlamında. Aynı zamanda fıkıh vesaire metinlerinde goodness aynı zamanda maslahat anlamındadır. Kişinin yararına olan şey, faydalı olan, yararlı olan, hayırlı olan her şey için goodness sözcüğünü efendim kullanıyoruz daha çok İngilizce'de. İşte for verily he is the giver. Bakın mufil. Giver, mufil. Vericidir. O vermektedir. Hayrı ve cömertçe lütufları, gift, hediye, ihsan, lütuf demektir. Ama ne kadar? Hediye var, ikram var, öylesine sıradan. Muhteşem. Generous gift. Harika, muhteşem. Cömertçe hediyeler. Bol hediye, cömertçe, bol bol lütfeden. Mufidul hayır vel cud, lütfu ihsanı, keremi bol diye Türkçe'de çeviriyoruz ya. Aynen işte bu. Lütfu ihsanı bol, ikramı ihsanı sınırsız demektir. Mufidul hayır vel cud. İşte biz we do. Değerli arkadaşlar, İngilizce'de bu sözcüğü simple present kullanımlarında vurgu için gelir. Bir şeyi vurgulamak için de kullanırız. Allahu Teala'dan bunları ummayı, beklemeyi, vurgulamayı ifade eder orada we do. We do so while seeking help from Allah Most High, for verily he is the giver of goodness and generous gifts. Bu lütfunun, kereminin, ihsanının aynı bolluk ve bereketiyle hepimizin üzerine olmasını diliyorum. Efendim, bugün biraz şimdi işim var. Gününden sapmasın diye zaten dün akşam bu dersi yayınlamam gerekiyordu. Çok yorgundum. Faktöde işim çok fazlaydı. Zihnimi hazır hissetmedim. Sabaha bıraktım. Beni hoş görürsünüz inşallah. Bu bir giriş. Bundan sonraki yapacağımız dersleri bir örnekleme bakımından giriş olsun. Şerhinden itibaren bu şerhler önemli, üzerinde bayağı duracağız. Yukarıdaki metinle de ilişkilendirerek önümüzdeki ders şerhiyle birlikte tekrar bu metinleri okumaya başlayacağız inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gideceğini umut ediyorum. Hem İsagoji'yi Arapçasından hem de onun şerhini ve tercümesini İngilizceden okumuş olmak son derece önemlidir diye düşünüyorum. İnşallah Arapçasını da birlikte bitirmiş olacağız böylece. Arapça metinle beraber bitecek öyle düşünüyorum. Sonra bunların devamında planladığım okumalarımızı inşallah hem İngilizce hem Arapça sizinle o zaman paylaşırım, istişare ederiz ve öyle yolumuza devam ederiz. Efendim bir sonraki derste görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bu da biraz kısa dersimiz olsun. Hepsi uzun olacak değil.